Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rubik Para'nın mobil uygulamasını tanıtacağım. Rubik Para'da bir elektronik para kuruluşu. Evet önceden vardı ama yavaş yavaş kullanıcılara güncelleme sunmaya başladı. Şu anda da gördüğünüz gibi uygulaması böyle. Şöyle gösterelim hafiften. Eğer anonim hesaplıysanız yani doğrulanmamış hesaplıysanız hesabınızın limiti 2750 TL oluyor. Şöyle kampanyalara baktığımızda kampanyalarda iVolut'la anlaşmış olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi. Yani bu tür yeni çıkan ödeme kuruluşları çok fazla masrafa ya da emeğe girmemek için başka markalarla anlaşıyorlar. iWallet gibi, Metropol Kart gibi gördüğünüz üzere. Mesela büyük markalar daha çok kendi üye iş yerleriyle anlaşıyorlar ya da kendi kampanyalarını oluşturuyorlar. Yani açıkçası evet iWallet'un kampanyaları çok çeşitli. Ama iVolut'la anlaşan diğer markalar da var. Yani ekstra bir kampanya olursa çok güzel olabilirdi aslında. Ve uygulamada şaşırdığım şöyle bir özellik var. QR kod okuma özelliği sağ tarafta gördüğünüz gibi normalde uygulamaların çoğunda hatta hepsinde QR kod özelliği ortada oluyor. Ben buna çok şaşırmıştım. Baktığımızda para yükleme, para çekme, para gönderme, fatura ödeme özellikleri ana ekranın tam ortasına konumlandırılmış, biraz üst kısma konumlandırılmış. Yani kolayca buradan özellikleri seçebiliyorsunuz. Şöyle para yüklemeye tıkladığımızda şu an banka hesabından para yükleme var. Para gönder özelliğine tıkladığımızda banka hesabına CSM ya da Rubik para numarasına hesaplarım arasına ileri tarihte gönder var. Hesaplarım arasına kısmına bakalım. İlk hesabım tek hesabınız bulunuyor. Ya benim bir tane hesabım var. Rubik paranın rakiplerinden bayağı bir önde olduğu bir özellik var. Bu özelliği 2 ya da 3 tane uygulama zaten sunuyordu. Ama bunu Rubik para da sunuyor. Bu özellik nedir? Birden fazla hesap kullanma. Evet yanlış duymadınız. Rubik para da birden fazla hesabınız olabiliyor. Normalde bunu param ya da fups gibi ön ödemeli kartlar daha doğrusu elektronik para kuruluşları zaten sağlıyordu. Ama yeni çıkan bir uygulama olmasına rağmen Rubik para da bunu sağlıyor. Yeni hesap baş kısmına tıklıyorsunuz. İşlemler kısmından bu arada. Buradan para birimini TL olarak seçiyorsunuz. Zaten başka para birimi yok. Hesap adı kısmına da ben 3 yazacağım. Ve hesap baş kısmına tıklıyoruz. Hesap oluşturuldu. Yeni hesabım başarılı bir şekilde oluşturuldu. Yazıyor. Şöyle hesaplarınıza da buradan bakabilirsiniz kaydırarak hesaplarınıza bakabiliyorsunuz. Yani bu gerekli mi gereksiz mi tartışılır tabii ki de. Ama birden fazla hesap olması açıkçası bana en azından çeşitlilik olduğu için güzel geldi. Banka hesabına gönder. Banka hesabına gönderebiliyorsunuz. Başka banka hesabına gönder. Gördüğünüz gibi. Burada özellikleri gördünüz. Bakalım başka hangi özellikler var. Para çekme özelliğine bakalım. Burada da aslında para gönderme özelliği gibi. Yani ben bu uygulamadan şunu beklerdim. Ön ödemeli kartı çıkarılacak sanırsam. Bu arada TCMB'den de lisansı var zaten. Gördüğünüz gibi Rubik Elektronik para ve ödeme hizmetleri. Açıkçası kart özelliğini hani bir kenara koyalım. İlk kurulan uygulamalar belli bir zaman sonra kartlarını zaten piyasaya çıkarıyorlar. Peki davet kampanyası yok mesela. Normalde yeni kurulan uygulamalar davet kampanyası sunuyor. Hatta ben Hoppa Cizon uygulamasında hani pek bir özelliği olmamasına rağmen en azından yürüyerek para kazanabileceğinizi söylemiştim. Ama bu Rubik parada böyle bir şey de yok. Şimdi bir insan neden Rubik parayı kullansın kafalarda soru işareti kalıyor. Ama şöyle düşünün bu Rubik para uygulaması daha yeni yeni kullanıcılara sunuldu. Daha böyle davet kampanyası, reklam kampanyası vesaire oluşmadı belki Rubik paranın gerçekten güzel kampanyaları olacak. Mesela AHLP var. Ahlatçı ödeme diyebiliriz aslında. Ve AHLP'nin bile davet kampanyası var. Yani 3 arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Toplam 60 TL kazanıyorsunuz. Arkadaş kişi başı 20 TL kazanabiliyorsunuz bir arkadaş için. Yani en azından onlar bile bir kampanya gibi bir şey sunmuşlar. Ama Rubik paraya baktığımda böyle bir şey göremedim. Potansiyeli var mı? Evet her uygulama ilk çıktığında potansiyeli vardır. Ama bunu kullanmak kendilerine bağlıdır kesinlikle. Açıkçası uygulamaya baktığımızda uygulamada pek fazla özellik yok. Yani uygulama güncelleme aldıkça ben belki ilerleyen zamanlarda tekrardan videosunu çekebilirim. Ama şu an pek fazla bir özelliği yok. Ben yine de tanıtayım dedim hani ne var ne yok diye. Uygulaması gördüğünüz gibi. Ama kesinlikle potansiyeli bir miktar olsa bile var. Evet, aslında anlatacaklarım bunlardı. Ha bu arada yorumlar kısmına tanıtmamı istediğiniz elektronik para kuruluşları olur, kripto para borsaları olur ya da yatırım uygulamaları olur. Yazmayı unutmayın. Neyse, iyi günler.